CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Hatay'daydı. Defne ilçesinde incelemelerde bulunduktan sonra kameraların karşısına geçti ana muhalefet lideri. Deprem bölgesinde çadır sorununun devam ettiğini öne sürdü. Allah. Deprem oluyor, deprem oluyor. Çok büyük deprem oluyor. Hala belli sorunların devam ettiğinin de farkındayız. Su sorunu gibi, çadır sorunu gibi. Su ve çadır sorunu devam ediyor dedi. Gerekli önlemlerin alınmasını istedi. 17 gün geçmesine karşın bazı ihtiyaçlar henüz giderilememiş. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Hatay'ın Defne ilçesindeydi bugün. İncelemelerde bulunduktan sonra kameraların karşısına geçti. İlk geldiğimde bu bölgeye şu açık çağrıyı yapmıştım. Kimin elinde çadır varsa fiyatına bakmaksızın bize haber versinler, gidip alacağız, getireceğiz ve burada depremzedelere dağıtacağız diye. Fakat maalesef çadır üreticileri üretiyorlar bir taraftan ama kamunun elinde, özellikle Kızılay'ın elinde, AFAD'ın elinde yeteri kadar stok olmadığı için üreticiler çadır da yetiştiremiyorlar. Böyle bir sorunumuz var. İnşallah çözülecek. Ana muhalefet lideri daha sonra CHP'li belediyelerin deprem bölgesindeki çalışmaları ile ilgili bilgi aldı. Burada kısa bir konuşma yapan Kılıçdaroğlu, hızlı bir yapılaşmanın kente zarar vereceğini öne sürdü. Bu kente hemen süratle bir yapılaşma sağlayacağız demek doğru değil. Kentin dokusunu koruyarak, kültürünü koruyarak, kadim yapısını koruyarak bir süreci başlatmak gerekiyor. Elbette ki yeni yerleşim yerleri olabilir, yeni binalar yapılabilir ama kentin dokusunun, kentin kültürünün, kentin tarihi eserlerinin mutlaka korunması gerekiyor.